Günün yorumuyla karşınızdayız. AK Parti'nin il başkanı da belli oldu. Hepimiz rahat bir nefes aldık. Yoksa maazallah ne yapardık belli olmasaydı? Şehir krize doğru gidiyordu neredeyse. İşin şakası bir tarafa, bir süredir bize de malzeme çıktı. Şuydu buydu derken. Hatta öyle ki 6 kişi arasında öylesine tahminler yapıldı ki başkan Toto oynandı bir anlamda. Benim isim listesini yazdıktan sonraki paylaşımın altına herkes gönlündeki aslanı, pardon gönlündeki başkanı yazmış ama isim belirlendikten sonraki U dönüşlerini görmeniz lazım. Yok efendim İbrahim Ethem Taş, taş gibiymiş de, yok efendim kentin en iyi yönetirmiş de, yok efendim babasının altında ezilmese çok daha iyi olurmuş ama çok daha iyi olurmuş falan filan. Bu tür yorumlar almış başını gidiyordu. Herkes kendine göre yakınlığını, ahbaplığını ortaya koymuş tüm paylaşımlarda. İyi de herkes İbrahim Ethem Taş'ın başkan adaylığına, bir anlamda da başkanlığını konuşurken o ne yapıyor derseniz, vallahi kiminle neyi konuşuyor ve neyin istişaresini yapıyor son dönemde bakalım. Dönem dediysem dün akşam üzere açıklandı. Gece de Antalya'ya geldi zaten. Hiç uyumadığı mesajlarından belliydi. Kolay değil. Uyumayacak tabii. Ben olsam ben de uyumazdım. Hükümet partisinin il başkanı olmak, önümüzdeki 3 büyük seçimi koordine edecek olmak ve en önemlisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini omzuna koyarak Antalya'da çok iyi seçim sonuçları istiyorum ve bunu yapacağına inanıyorum dedikten sonraki güvene layık olmak ona tonlarca yük demektir şimdi. Sosyal paylaşım adreslerine dikkat ettiniz mi hiç? Millet bu konuda nasıl yaklaşım sergiliyor diye. Yeren de var, yücelten de, eleştiren de var, geçiştiren de, hatta görmezden gelen bile var. Ama en önemlisi de dili nasıl tutmuşlar var ki onlar başkalarına hünerlerini sergilerken düne kadar bugün anında dönüp taşçı olmuşlar. Hani sizin gönlünüzde başkaları vardı? Hani paylaşımlarınız bu yöndeydi? O yazdıklarınız anında silip yerine taşı koyarak metiyeler yazmaya devam ediyorsunuz şimdi. Gözümüzden kaçtı değil. İşin garip tarafı bu tür insanlar her dönem yüklerini tutabiliyor, itibar sahibi de olabiliyor. Ya ben zaten biliyordum onun başkan olacağını. Ondan başkası da bu işi götüremez yorumu yapanların dünkü paylaşımlarında tam tersi var. Ama neyse bizim kavganın taşı olmayalım bu ortamda. Neme lazım? Taş paşımıza atılır falan, durduk yerden yara almayalım. Sosyal paylaşımlara dikkat ettiniz mi dediydim. Konu dağıldı gitti. Hakikaten baktınız mı millet neler döktürüyor? Bakın biri demiş ki benim bir aralar yardımcılığımı yapıyordu. Şimdi il başkanı oldu, hayırlı olsun. Burada gizliden bir ezme var. Ama bir taraftan da beni de gör mesajı içeriyor gizliden. Ha bir de FETÖ okullarında beraber kayyum olarak çok mesai harcamıştık demiş biri. Ya kardeşim niye açık ediyorsun o meseleleri? Bırak ne yaptıysan yaptın. Kalsın orada. Şimdi muhalefet kalkar yandaşa mı görev veriliyor der falan. Bazıları da rahmetli Hamza Taş'la fotoğrafını paylaşıp babası da çok muhteremdi diyor. Arkadaş iyi de bunu yapacağına rahmetli başkana Fatiha oku. Böyle bir çocuk yetiştirdiği için de dua et. Ama o ismin altında ezmeyi bırak artık. Şimdi İbrahim Ethem Taş'ın en büyük korkusu kendisinden büyük beklenti içinde olan babasıyla çalışmış ekibin omuzlarına verdiği ağır yükü kaldırıp kaldıramayacağı. Bu yanlışı canlı yayında ben de yaptım. Habire babasını anlatıp oğlunun yapabileceklerini es geçtim. Oysa o bir birey ve artık bağımsız şekilde ismiyle, yetenekleriyle ve bilgisiyle hareket edecek. Tamam bu güzel bir şey. Babasının güçlü bir isim bırakması harika ama artık Hamza Taş'ın oğlu olarak değil, bildiğiniz birey olarak İbrahim Ethem Taş'ı değerlendirmek lazım. Öyle değil mi ama? Nereye kadar oğlu 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 diye gidecek? Bu haksızlık bitmeli bence. Twitter'dan hayırlı olsun kardeşim diye paylaşım yaptım. Bir gazeteci için siyasi partiye bu denli yakınlık iyi değil. Ama bilinmeli ki Ethem Taş'ı çok genç yaşta tanıdım ben. Güzel sohbetlerimiz de oldu. O paylaşımı eleştirenlere böyle cevap vermeliyim ki gazeteci olarak değil insani olarak yazdım bunu. Bazı siyasiler için de dostum diyorum. Yalan mı söyleyeyim? Dostum bir yere geldiyse, yönetici olduysa ne demeliyim? Ahmet Bey, Mehmet Bey böyle mi olacak? Samimiyetimiz var diye yanlış yaptığında görmezler mi geleceğim ben? Yo tam tersine. Herkese gösterdiğim toleransı dostum kardeşim dediğim birine asla göstermem. Daha acımasız olurum. Çünkü o dostum yanlış yapmamak için çok daha dikkatli olmalı. Her konuya hassas davranmalı. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim dediğin Ethem Taş nerede ne yapıyor? Vallahi bilmiyorum. Gerçek kardeşim de nerede ne yaptığını bilmiyorum.
Sözüm ona mülakatın ardından arayacaktı. Ama kazın ayağı öyle değil. Herkes gibi Rıza Sümer'in açıklamasıyla öğrendik başkan adayı olarak belirlendiğini. Hoş, çok daha önceden belli miydi? Bana göre belliydi. Parti içi dengelerin en iyi ismiydi. Ama kardeşim dedim diye bir ayrıcalığım olmadı. Telefona dönmedi bile. Mesaja bile cevap vermedi. İnanabiliyor musunuz? Koltuk insanı değiştiriyor diyeceğim ama daha oturmadı ki bu koltuğa da söyleyeyim. Haksızlık etmeyelim. Kolay değil. O şimdi yönetim çabası içinde. Binlerce arayanın içinden özel isimleri seçmek zorunda. Uyumadan son birkaç gün içinde üzerine yüklenen özel misyonun hakkını vermek için uyumadan çalışmak durumunda. Şunu da söylemeliyim ki bugünler onun iyi günleri. Abisi olarak söylemeliyim ki onun daha başına neler gelecek neler. Arayacak bu günleri, arayacak. Siyasetin çirkinleşmediği güzel günler dilerim. Kalın sağlıcakla.